Herkese merhabalar sevgili ikizler burçları. Yeniden birlikteyiz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizler için 8-14 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden güzel, huzurlu, mutlu bir hafta olsun dileyelim. Şöyle yaptığım anla bakın hanenin içerisine bir şey geliyor. Ve tam da şuradaki kocaman bir nokta gördünüz zaten. Bir düşüncenizin üzerine yani ay ben de tam seni düşünüyordum. Ben de tam bu olay üzerine işte konuşuyordum. Ben de seni onun için aramıştım. Ya o iş ne oldu, ne yaptın, ne etti, ne olacak? Yani tam böyle durumlarınızın üzerine yani sağ tarafta olduğu için söyleyeyim arkadaşlar, çok ballı kaymaklı bir olay. Çok böyle ilaç gibi gelecek bir olayınız var. Bakın bu para olabilir, insan olabilir. Yani çok kötüyüm. Acaba barışacak mı? Sorularınızın cevabı dahi olabilir. Yani gerçekten güzel bir de gelmesiyle bakın burada ne var ne yok her şeyi temizledi. O yüzden diyorum bakın, ilaç gibi gelecek sıkıntıları yok edecek bir olay tam da sizin yani düşüncenizin üzerine geldi. Her şeyin hayırlısı, uğurlusu olsun diyorum. Ve arkadaşlar buradasınız. Kolunuzu böyle geriye doğru atmışsınız. Kendinizi böyle bir kabadayı gibi düşünün. Kolları arkaya doğru atmışsınız. Ee, öyle görünüyorsunuz. Bu sizin aşırı derecede rahat olduğunuz, özgüvenli olduğunuzu yaradandan başka kimseye hesap vermem sana mı soracağım gibi. İşte beni işten mi çıkar? Çıkarırsan çıkar yani ben zaten çıkmak istiyordum gibi. Çünkü hani bu üzüleceğiniz bir şey de değil. Bakın sağ tarafta zaten güzel görünüyorsunuz. Dönüyor. Yani gidiyor musun gidersen git ya. Yani ben benim başka arkadaşım yok mu? Ben seni kölen miyim? Böyle bir e, tavrınız var. Olursa olur, olmazsa olmaz. ne hani yapacak hiçbir şeyim yok. Yenisi var. E, yeni işlere bakarım ben de böylese hayırlıymış demek ki gibi. Bazı olaylarınız var. İlla ki değil. Sadece etrafınız çok temiz göründüğü için böyle bir şeyden bahsettim. Onun haricinde ya ben iş görüşmesine giderim. Ben onunla görüşürüm. Ben herkesle konuşabilirim. Tek başıma bir yerlere giderim niye? Çünkü kendime olan bir özgüvenim var. Param yok da özgüvenim yok da bu hafta bir para olayınız olabilir. Bakın çok güzel bir şey geliyor halinize. Bunun gelmesi ya da gelişinin haberi bile size kendinize böyle bir özgüvenli çok rahat hissettirebilir. Yani bireysel anlam. Ben sanıza sonuza bir insan görmüyorum. Evet sizi destekleyen birisi var. Ama yine de bakın sağlam bir kayanın üzerindesiniz. Hani vardır ya sırtını devlete dayama ya da bu yolda bir ilerleyiş gibi. Sanki böyle bir rahatlama durumunuz görünüyor. Ama onun haricinde bu hafta yani 8-14 Ocak haftası genel olarak bir yoğunluk içerisinde. Belki bu yoğunluğu işte misafirler gel gelir, belki okulla ilgili bir şeyleriniz var. O'nun o yoğunluğunu atlatmak bile, belki çok önemli bir görüşme var. O yoğunluğu atlatmak bile size kendinizi böyle kuş gibi hafiflemiş bir şekilde hissettirebilir. Güzel bir kaşığınız var arkadaşlar. Ee, böyle yavaş yavaş kaşıkla düşünün ki. Koca bir tencere var. Oradan tabağınıza yemek alıyorsunuz. Evet keşke kepçe olsaydı. Çok çok daha büyük olsaydı. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ufak tefek kazançları anlatır. Yani çok fazla aşk hayatını anlatmaz hani aşk hayatında ufak gelişmeler olur mu diye sorarsanız hani çok fazla değil. Evet bir bolluk bereketi getiriyor. Ama ufak ufak paraları, para biriktirmeyi, biriktirdiğiniz paranın değerlenmesi, elinize ek paralar kalması ki 2024 yıllık tarot bakımlarınızda ki Aralık ayında ben zaten söylemiştim maddiyatla ilgili evet ufak ufak bir artış var şeklinde hiç aklınızda olmayan girişimler olabilir, gelirleriniz artabilir diye bakın onun etkisi demek ki yavaştan görünmeye başlıyor. Şöyle bir baktığımda burada arkadaşlar bir yarık var. Aslında geleceğinizle alakalı yani artık buraya doğru geliyor. Bir fikir ayrılığına düşebilirsiniz birisiyle. Bakın sadece kendi geleceğiniz değil, anne babanızı ilgilendiren, belki bizzat sizi, ilişkinizi, çoluğunuz çocuğunuz varsa onları belki ilgilendirecek. Eğitimde, kariyerde vesaire. Belki fiziki özelliğinizi ilgilendirecek ama gelecekle alakalı birisiyle konuşuyorsunuz. Fikir mi alışverişi yapıyorsunuz? Hayır değil, ortada fikir falan yok. Sadece aklınızdaki şeyi anlatıyorsunuz ben şunu yapacağım. Ben çocuğum için, kendim için, ailem için bunu bunu düşünüyorum. Gideceğim, geleceğim, şu, bu. Belki bir şeylerden artık vazgeçiyorsunuz. Bakın, etrafınız genel olarak temiz. Ya işleri halletmişsiniz, bitirmişsiniz ya da bazı insanlara, bazı durumlara artık kafanızda böyle oturtmanın vermiş olduğu bir boş vermişlik, bir silmişlik olayı var aslında bakarsanız hani. Ya ben artık onun tribiyle uğraşamayacağım. Bitiriyorum gibi bir olay da olabilir. Biz aramızdaki sorunu hallettik, çözdük, bitti. Böyle bir olay da olabilir. Sanki birisine bunları anlatıyorsunuz. Ben bunu yapacağım, ben şunu yapacağım diye. Karşınızdaki insanla bakın aranızda bir yarılma var. Ve bu kişi sola doğru çekiliyor. Çok sevin, çok değer verin, hiç fark etmez. Bu kişiyle bu fikir ayrılığına düşünülmesi, belki siz çok daha Modernize edilmiş bir düşüncedeyken karşı taraf size göre biraz daha belki hani e, muhafazakar kalabilir. Böyle bir fikir ayrılığı içerisine düştüğünüz için kişiyle aranız sanki açılıyor ve gerçekten değer verilen bir insan ya da en azından önemsediğiniz bir insan e, böyle bir olayınız görünüyor. Burada niye uzun süre kaldım biliyor musunuz? Bu kişi yanına birkaç kişiyi daha almış, sanki sizi fikrinizden vazgeçirmeye çalışabilirler. Kişi çok büyük görünüyor çünkü. Onu söyleyeyim. Kişi çok büyük görünüyor. Birazcık bu konuda fikir ayrılıkları olabilir. Bir hastalık durumu olabilir. Tam olarak sizin hanenizden değil bu arada. Biraz da dışarıdan bir kişinin hastalık durumu. Sanki görüşmediğiniz ama yakınınız olan birisi. Yani akrabadır ama görüşmüyorsunuzdur. Böyle birisi. O onun ailesinde bir rahatsızlık olabilir. Sanki işte şu kişide rahatsızlık var. Hani gelin görün. O yoktan. Hani bir arama durumu olabilir. Sanki arkadaşlar öyle bir durumdasınız ki yani alakursun tabii ki ama Ölse de beni aramayın, gelmem. Bu zamana kadar gelmemişsiniz, aramamışsınız, sormamışsınız. işte benim başıma Şubat ayında bir sıkıntı gelmişti. Biliyorsunuz deprem olmuştu. Geldi, siz neredeydiniz? Beni o zaman niye aramadınız? Evinizi bana niye açmadınız? Yani baya baya hani silmişsiniz artık. Size hala işte gel, gör, bak. Bunun için sanki birileri arıyor. Yani ben gittiğinizde açıkçası hani orada bir yol yok. Buraya da gitmiyorsunuz. Ama böyle bir arama durumu olabilir. Onun haricinde su grubundan birisi var. Yengeç burcu, akrep burcu ya da bir balık burcuyla. Aranızda bakın çok tatlı, çok küçük bir anlaşma var. Böyle bir aşk anlaşması olabilir. Bir para olabilir ama hani kimseye söyleme. bak ben sana işte torunumsun, çocuğumsun, para veriyorum, annemsin. Hani para veriyorum ama Diğerine söyleme. Ona, buna işte diğer kardeşlerine söyleme. Aramızda kalsın. Bak sen benim çalışanımsın. Başkası olsa yanlış anlar ama gel aramızda ben sana izin veriyorum. Bugün izinlisin yazmayacağım. Hani böyle bir size sağlanan ekstra bir ayrıcalık olabilir. Yani bu da çok çok güzel görünüyor. Onun haricinde şöyle bir bakıyorum. Burada kocaman elbisesi olan bir kişi var sevgili arkadaşlar. Yani kişi burada kocaman bir elbise, kolu da burada görünüyor. Hemen yanı başında sanki bir cüzdan var arkadaşlar. Bu cüzdanı birileri sanki kurcalıyor. Hanenin genel olarak kadınları ama siz ve çevrenizdeki bir A harfindeki bir insan yani cüzdanına, parasına dikkat etsin bir an için bir kelebek görünüyor. Yani bir an için özgürleşmek demek ama bir yerde unutması, onun haricinde uyuması, değil mi? O anda siz orada yoksunuz. Yani hani özgürsünüz düşüncesinde değil ama o anda uyurken cüzdanınıza ne kadar dikkat edebilirsiniz? İşte paranıza ne kadar bakabilirsiniz? Birisi içinden hop çekip alabilir. Buna birazcık dikkat etmek gerekiyor. Çok uzakta aramayın. Hemen üstte de bir kağıt var. Bakın kağıdın orada birileri geziniyor adında soyadında E harfi olanlık. Bir kişi ve bir köpek suratı var şurada farkındaysanız parmağıma bakan bir köpeğin şurada zaten suratı var. Burada görünüyor. Hemen de kağıdın başında. Sanki ya sen işte uzanla ben korurum. Bir bakarsınız ertesi gün aa içindeki para eksilmiş hani koruyacaktın? Bilmiyorum ben ellemedim başkası da ellemedi. Demek ki sen parayı eksik saymışsın. Eksik görmüşsün işte bize suç atıyorsun. Gibi bir şey değil Şimdi bu sizin anneniz babanızdır, evladınızdır, eşinizdir. Kalkıp suçlayacağınız bir insan değildir. Yani birazcık bir para işte altındır, odur budur bir durumunuz varsa lütfen kendi yanınızda tutun. Gerekirse arkadaşlar yani bir yerinize iliştirin yani. Çünkü bu para konuları sizi belki 100 lira zengin de etmez, fakir de etmez ama karşı tarafta bu huy haline gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Ee, ve yani bu kadının elbisesinin bu kadar geniş olması Evet zaten dediğim gibi bir kadını anlatıyor ama onun haricinde sevgili ikizler burçları kadın ya da erkek fark etmek sizin söylüyorum. Herkesi böyle bir kapsam altına alma ve sizlerin genel olarak bir mutluluğunu anlatıyor. Yani birazcık mutluluğunuzla paranızla birilerinin gözü olabilir. Yani 100 milyarınız vardı, 2 milyarı gitmiş. Çok belki umursamazsınız. Almıştır birisi haneden. İhtiyacı var, söyleyememiştir. Ama niye alsın? Neden böyle bir şey yapsın? Değil mi? İsterseniz bir güvensizlik. Dikkat etmekte fayda var. Sanki arkadaşlar burada bir isteme var da işte bir gelin tarafı işte bir de damat tarafı. Böyle bir olay varmış gibi görünüyor. İki şirket anlaşıyor olabilirsiniz. İki aile, iki toplu gruplar böyle bir bir araya gelmeye olaylarınız var sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım her şeyin hayırlısı olsun. Şurada bir Y harfi var. Bakın karşı taraf birazcık hani evet bir taraf zaten sesiniz ama diğer tarafta öyle bir kararsızlık var ki şurayı ben başta Ağustos böceğine benzettim. Sonra dedim bunlar herhalde iki kişi. Ondan sonra dedim burası herhalde bir devenin hörgücü. Bakın bir sürü şey artı Y harfi de biliyorsunuz kararsızlık demektir. Biraz bu dönemde dikkatli olmak önemli. Artı sağ tarafta çok güzel bir düşünceniz var. Hadi her şeyin hayırlısı olsun. Gelecek kısmı tertemiz. Bu arada burası a düşman yeri gibi görünmesine rağmen tanımadığınız insana çok fazla güvenmezsiniz. Haliyle o yüzden bu kişiler buradaki taraf olarak da burada görünüyorlar. Onların olduğu yerde gayet temiz. Valla arkadaşlar gelecek kısmınız bu düşman kısmınız bayağı temizlenmiş diyorum ya. Bir şeyleri ya da birilerini artık akarte ettiğiniz bir dönemdesiniz. Üç tane birden güzel niye takıyor. Şu akan kısım arkadaşlar sadece şudur. Ben ben ben. Evet size bir para gelir ama aile etkilenir etkilenmez artık orasını siz bilirsiniz. Hani bütün aileye gelen bir şey değil. Sadece size geliyor. Çocuk sanki haneye geliyor gibi değil mi bebek? Aslında işte anne baba olarak belki size geliyor. Ama haneyle ailenin çocuğu oluyor ama önemli olan bu başarı, bu sonucun size geliyor olması böyle bir bireysel başarı görünüyor. Onun haricinde de iki tane güzellik birleşip tek bir güzellik olarak burada devam ediyor. Ve bu hani söylediğim kısım, hani birleşip devam eden kısım da öyle bir şey ki siz ve sizin gibi işte Yeni evlenenler, siz ve sizin gibi öğrenciler, siz ve sizin gibi işte memurlar, iş bekleyenler gibi bir kesimi ilgilendiren bir güzellik görünüyor. Her şeyin hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.